İvan Turgenev Tuğbay Seslendiren Akın Altan Okuyucu Bundan 25-30 yıl evveline kadar, Velikorus ya Ukrayna'mızda sık sık tesadüf edilen küçük çiftlik köşklerini bilmem hatırlar mısın? Şimdi onlara artık pek az tesadüf edilmektedir ve belki 10 seneye varmadan bu köşklerden en sona kalanları bile ortada iz bırakmadan kaybolup gidecektir. Sazlarla kaplı akarsulu bir havuz, telaşlı ördekler için adeta bir rengindir. Bu ördeklere ara sıra ürkek bir yaban ördeği katılmaktadır. Bu havuzdan sonra kara topraklı hovalarımızın süsü, şerefi olan sıra sıra ıhlamur ağaçlarıyla kaplı bir bahçe gelir. Ağaçlar arasında iri çilekler yetiştiren bakımsız kalmış toprak setler vardır. Frenk üzümü, kuş üzümü, böğürtlen çalıları yekpare orman gibidir. Bunlar arasından öğle güneşinin en koyu sıcaklığı altında renkli başörtüsüyle genç bir kız şöyle azıcık görünüp geçer, incecik sesi etrafı çınlatır. Hemen biraz ötede, tavuk ayağına benzer kazıklar üzerinde duran küçük bir ambar görülür. Daha sonra turfandalık, bakımsız bir bostan, sebze sırıkları üzerinde sürü sürü serçeler, çökmüş su kuyusu yanına sinmiş bir kedi görürsünüz. Biraz daha ileride, Dipleri yeşil, uçları sararmış yüksek otlar üzerinde kıvırcık dallı elma ağaçları yükselir. Seyrek vişne ağaçlarına, üzerinde hiç meyvesi bulunmayan armut ağaçlarına tesadüf edersiniz. Bunları da geçince çiçek tarhları gelir. Gilincik, horozibi, hercai menekşeler, kasım patıları, yeşil gelin, hanım el kümeleri, yabani yaseminler, leylaklar, akasyalar. Bunların içerisinde kokulu, yapışkan, sık dallar etrafında hiç dinmeyen, kesilmeyen her çeşit arıların uğultusu devam edip gider. Nihayet çiftlik evinin sahibi, tek katlı, tuğla temel üzerinde, dar çerçevelerde yeşilimsi camlar, eskiden boyalı olan çatı, lobut şeklindeki parmaklıkları düşmüş olan küçük bir balkon, eğrilmiş saçak altında da bir çukura yatmış ihtiyar, sessiz köpek.'' Evin arkasında, ısırganlarla kaplı geniş avluda, deve dikenleri, yabani karanfiller köşeleri sarmıştır. Kapıları yıpranmış hizmetçi kulübelerinin delinmiş saman çatıları üzerine güvercinler, kargalar üşüşmüştür. Ötede, üzerine paslanmış bir rüzgar fırıldağı takılı şarap mahzeni vardır. Bunun kenarında, çıplak üst dallarında karga yuvaları görülen birkaç akça ağaç yükselmektedir. Daha ileri de, üzeri yastık gibi yumuşak, ince tozla örtülü toprak yola çıkarsınız. Bunun etrafı buğday ve kuş yemi tarlalarıyla dolmuştur. Boz renkte köy kulübeleri göze çarpar. Uzakta, su boyundaki uzak çayırlardan kas sürülerinin sesleri gelir. Bütün bunları bilir misin okuyucu? Köşkün kendisi de biraz yana yatmıştır, biraz sarsılmıştır. Fakat zararı yok. Bina gene sağlam ve sıcaktır. Duvara gömülü fırınlı sobalar fil gibi durur. İçerideki eşya sağlamdır, ev işidir. Yağlı boya döşemelere çiğnene çiğnene yıpranmış beyaz kilimler serilmiştir. Sopada asılı duran ufacık kafesler içerisinde kanaryalar, tarla kuşları vardır. Yemek odasının bir köşesinde üzeri Strike Silent yazılı kule şeklinde çok büyük bir İngiliz saati durur. Salonda ev sahiplerinin yağlı boya resimleri asılıdır. Kiremit rengindeki yüzlerinde sertlik ve korku okunur. Bazı yerlere de çerçeveleri eğrilmiş meyve resimleri veya mitolojik tablolar asılmıştır. Her yana meyve suyu, elma, bezir yağı ve meşin kokusu sinmiştir. Sinekler tavan altında ve pencerelerde vızıldayıp uçuşurlar. Çevik bir kara patma, bıyıklarını oynatarak Birden aynanın arkasından görünüp kaybolur her neyse. Böyle bir evde yaşanılabilir. Hem de oldukça iyi yaşanılabilir. 2. Bundan 30 sene evvel işte böyle bir çiftliği ziyaret etmiştim. Görüyorsunuz, geçmiş günlere ait bir mesele. Bu köşkün bulunduğu küçük arazi Eski üniversite arkadaşlarımdan birisinin malıydı. Ona, annesi tarafından akraba olan bekar bir zattan miras kalmıştı. Arkadaşım burada devamlı olarak oturmazdı. Çiftliğin biraz ilerisinde geniş bozkur bataklıkları başlıyordu ve kuşların göç mevsiminde buralara çok miktarda su toplanırdı. Ben de, arkadaşım da avı çok severdik. Ve işte bunun içindir ki, Petro yortularında çiftlikte buluşmaya karar vermiştik. Ben, o sırada bulunduğum küçük köyden oraya gidecektim. Arkadaşım da Moskova'dan gelecekti. Dostum Moskova'da biraz oyalanmış ve iki gün gecikmişti. Ben arkadaşım gelmeden ava çıkmak istemiyordum. Beni Narkis Semyonov adında ihtiyar hizmetçi karşılamıştı. Geleceğimden zaten haberi vardı. Bu ihtiyar hizmetçi Savyeliç veya Kalep tipinde bir adam değildi. Onlara hiç benzemezdi. Arkadaşım latife olsun diye Markis derdi. Bu adamda nefsine itimat eden hatta ince, vakarlı bir eda vardı. Biz gençlere de biraz üstten bakardı. Diğer çiftlik sahiplerine de pek fazla saygı göstermezdi. Eski efendisi hakkında lavali konuşurdu. Kendi akram ve emsalini de cahil bulur, küçümserdi. Okur yazardı. Düzgün ve akıllıca konuşurdu. Vodka içmezdi. Kilise'ye arada bir uğradığı için onu herkes tarikatçı sayardı. Zayıfça ve uzun boyluydu. Muntazam ve uzunca bir yüzü vardı. Burnu sivriydi. Çatık kaşlarını hiç durmadan oynatır, kaldırır, indirirdi. Üzerinde geniş, muntazam bir redingot, ayağında konçları dizine kadar uzayan ve üst kısmı yürek şeklinde süslü kesilmiş çizmeler vardı. 3 Geldiğim gün Markiz bana kahvaltı verip sofrayı topladıktan sonra kapının eşiğinde durarak beni dikkatle süzdü, kaşlarını oynattı. ''Şimdi siz bayım.'' dedi. ''Ne yapmak niyetindesiniz?'' ''Doğrusu bilemiyorum. Eğer Nikolay Petrovic sözünü tutarak gelmiş olsaydı beraber cevaba gidecektik. Demek siz bayım onun sözünü tutup zamanında geleceğini ummuştunuz.'' ''Elbet, öyle ümit etmiştim.'' Nerkis tekrar beni şöyle bir süzdü. Hmm dedi. Hiç olmazsa bir şeyler okuyarak eğlenin. Sonra esef eder gibi başını salladı. Eski beyden bazı kitaplar kaldı. Arzu buyrulursa getireyim. Fakat onları okuyacağınızı tahmin etmiyorum. Niçin? Bu kitaplar boş şeyler. Zamanımızın beyleri için yazılmış değil. Sen onları okudun mu? Okumasaydım söylemezdim. Mesela rüya tabiri. Ne biçim kitaptır? Eh başkaları da var. Yalnız siz okumalısınız. Nasıl kitaplar? Dine ait. Ben sustum. Narkiz de sustu. Söze tekrar ben başladım. En çok zoruma giden böyle bir havada evde oturmak. Bahçede dolaşın, ormana gidin. Burada harman yeri arkasında ağaçlık var. Balık havana da merakınız yok mu? Nasıl? Sizde balık bulunur mu? Var. Gölcük'te var. Sazanlar, kaya balıkları. Ham balığına bile rastlanıyor. Şimdi tam zamanı. Temmuz ayındayız. Evet. Bir kere denemeli. Bir olta hazırlamamı emreder misiniz? Lütfedersiniz. Ben size yemlik takmak için yardımcı bir çocuk da vereyim. İsterseniz kendim gelirim. Narkiz anlaşılan bu işi yalnız başıma becerebileceğimden şüphe etmekteydi. Gidelim, buyurun gidelim, hay hay. Narkiz bir şey söylemeden tebessüm etti. Sonra birden bire kaşlarını çattı ve odadan çıktı. 4. Yarım saat sonra balık tutmaya çıkmıştık. Narkiz kulaklıklı, acayip bir kasket giymiş, bir kat daha kurulmuştu. Vakur, düzgün adımlarla önde gidiyor, omzunda iki volta biteviye sallanıyordu. Yalın ayak çocuk arkasından yürüyor, bir ibrikle solucan kavanozunu taşıyordu. Narkiz bana izahat vermeye başladı. Burada su bendi yanında bir de dinlenme yeri yapılmıştır, dedi. İleriye bakarak birdenbire bağırdı. Oho, bizim yurtsuzlar da buradaymış. Amma da dadandılar. Başımı arkasından uzatarak demin söylediği yere arkası bize dönük iki insan gördüm. Rahat rahat balık avlamaya dalmışlardı. ''Bunlar kim?'' diye sordum. Narkiz, hoşnut olmayan bir edayla ''Komşular'' dedi. ''Evlerinde yiyecekleri yok, onun için hep bize gelirler. Onlara müsaade ediliyor mu?'' ''Evvelki bey müsaade etmişti. Fakat Nikolay Petrovic belki de etmez. Uzun boylusu kadro dışı edilmiş bir papaz.'' Çok boş bir adam. Öteki şişman da Tuğbay'dır. Hayretle sordum. Nasıl? Tuğbay mı? Tuğbay'ın elbisesi neredeyse papazınkinden daha kötüydü. Arz ettim ya. Tuğbay. Vaktiyle epi serveti vardı. Şimdi onlara acıyarak bir köşecik vermişler. Orada. Tanrı ne verdiyse geçiniyorlar. Şimdi ne yapalım dersiniz? Onlar en iyi yeri işgal etmişler. Bu aziz misafirleri rahatsız etmeden olmayacak. Yo Narkis, rica ederim rahatsız etme. Biz şuracıkta bir kenara otururuz, onlar bize mani olmazlar. Şu Tuğba ile tanışmak isterdim. Nasıl arzu buyrulursa. Tanışmak meselesine gelince, ondan fazla bir zevk almazsınız. Adamın anlama kabiliyeti çok zayıflamış. Konuşması da biraz safça, adeta çocuk gibi. Dile kolay. 80 yaşını doldurmuş.'' Adı ne? Vasily Fomich. Soyadı da Guskov. Ya papazın adı? Papazın mı? Ona Hiyar derler. Burada herkes onu Hiyar diye çağırır. Asıl adını Tanrı bilir. Boş bir adam. Tam bir hergele. Bir adamın yaşıyorlar? Hayır, beraber yaşamıyorlar. Fakat bilir misiniz beyim? Onları sanki şeytan iplikle birbirine bağlamış. 5. Salın yanına yaklaşmıştık. Tuğbay, gözlerini şöyle bir üzerimizden kaydırdı, sonra gözlerini hemen oltanın şamandırasına dikti. Diyarsa yerinden fırlayarak oltayı çekip çıkardı, yıpranmış papaz şapkasını titreyen ellerine alıp sararmış sert saçlarını düzeltti ve yerden bir selam çaktıktan sonra kısık sesiyle güldü. Şiş yüzü yaman bir ayyaş olduğunu gösteriyordu. Küçülmüş gözleri dal kabukça açılıp kapanıyordu arkadaşını dürterek ona kalkıp gitmek gerektiğini belli etmek istiyordu. Tulbay oturmakta olduğu sıranın üzerinde kımıldadı. Ben derhal müdahale ettim. Oturun, rica ederim dedim. Rahatsız olmayın. Bize hiç de mani olmuyorsunuz. Siz oturun. Biz de şöyle yerleşiveririz. Hiyar yırtık cübbesinin önünü kapattı, omuzlarını çekti, dudaklarını, sakalını kıpırdattı. Bizim mevcudiyetimiz anlaşılan onu sıkıyordu. Memnuniyetle kalkıp gitmek istediği belliydi. Fakat Tuğbay yeniden oltaya daldı. Hiyarsa bir iki defa öksürdü, sıranın tam kenarına oturarak şapkasını dizleri üstüne koydu ve çıplak ayaklarını altına toplayarak mütebazı bir edayla oltasını sarkıttı. Narkis kendi oltasının sicimini ağır ağır açarken azametli bir tabırla "Nasıl ''Balık kancaya geliyor mu?'' diye sordu. Hiyar, bitkin, kısık sesiyle ''Şöyle beş tanecik tutabildik. Arkadaşım da hatırı sayılır bir yayın balığı tuttu.'' Tuğbay çatlak sesiyle tasdik etti. ''Evet, şöyle bir yayın balıkçı.'' 6. Onları dikkatle tetkik etmeye başladım. Tuğba'yı değil, onun göl suları üzerine tersine akseden hayalini tetkik ediyordum.'' Hayali aynadaymış gibi açık gözüküyordu ancak biraz daha koyu gümüşi renkteydi. Geniş göl üzerimize serinlik üflüyordu. Keskin kenarlı sahilinden de serinlik geliyordu. Başımızın üzerinde koyu altın renkli gökyüzünde ağaçların tepesinde durgunlaşan sıcaklık bütün ağırlığıyla üstümüze çökerek bu serinliği bir kat daha tatlılaştırıyordu. Salın etrafındaki su hiç kımıldamıyordu. Sahildeki çalılıklardan suya akseden gölgeler içerisinde ufacık ve açık renkli boncuklar gibi su örümcekleri parlıyor, mütemadiyen daireler çiziyorlardı. Ara sıra balık yemle oynarken oltaların etrafında hafif bir halka görülüyordu. Balık oltaya pek gelmiyordu ve biz bir saatte güç bela iki adi balıkla bir tane yayın tutabilmiştik. Tuğba'yın niçin merakımı uyandırdığını anlatamayacağım.'' Onun rütbesi bende bir ilgi uyandırmamıştı. Servetini kaybeden çiftlik sahipleri de o zaman az değildi. Üstelik kılık kıyafeti de hiç cazip sayılamazdı. Kapasını üst kısmından ta kulaklarına kadar kapatan, kaşlarına kadar inen kasketin altından kırmızı, temiz tıraş edilmiş, küçük burunlu, ufak dudaklı ve açık gri küçük gözleriyle yüzü görünüyordu. Bir çocuk yüzü gibi munis olan bu çehrede sadelik, yufka yüreklilik, eski ve çaresiz bir derdin, kederin izi ve ifadesi vardı. Kısa parmaklı tombul beyaz ellerinde bir nevi acizlik, beceriksizlik seziliyordu. Bu zavallı ihtiyarcığın, Büyük Katerina devrinde o sıkı zamanlarda nasıl askerlik yapabildiğini, emir ve kumanda mevkiinde bulunduğunu bir türlü anlayamamıştım. Bakmaya devam ettim. Bazen yanaklarını şişirerek bir çocuk gibi soluyup duruyordu bazen de bütün ihtiyarlar gibi hastalıklı bir halle gözlerini zorlukla kırpıştırıyordu. Bir defasında gözlerini açtı, bakışlarını yukarı dikti. Bu gözler suların derinlikleri içerisinden bana dikilmişti. Bakışı bana çok manalı ve hüzünlü gelmişti. 7. Tuğba ile konuşmaya kalkıştım. Narkis beni aldatmamıştı. Zavallı ihtiyar gerçekten dimaca çok zayıftı. Benim soyadımı sordu. İki üç defa daha sorduktan sonra düşündü, düşündü ve nihayet dedi ki, ''Evet, bizde aynı ismi taşıyan bir mahkeme reisi vardı galiba. Bana bak, Hiyar, hatırlıyor musun? Böyle bir mahkeme reisi yok muydu? Ona daima bir çocuk muamelesi yapan Hiyar, ''Evet, evet, Sayın Vasili Fomic.'' dedi. ''Zannedersem vardı.'' Sonra ilave etti. Sahi vardı. Ha, oltanızı lütfen verir misiniz? Yemi kalmamış galiba. Balıklar solucanı yemişlerdir. Evet doğru yemişler işte. Tubay birdenbire tiz bir sesle bana sordu. Lemovski ailesiyle tanışır mısınız? Hangi Lemoski ailesi? Hangi mi? ''Eşte Peodor Ivanoviç, Yevstigne Ivanoviç. Aleksey Ivanoviç. O da Madrabaz'ın biriydi. Feodulya Ivanovna. O da soyguncunun biriydi. Ve daha vardır. Tuğbay birdenbire kasıldı ve sustu. Narkiz bana doğru eğilerek izahat vermeye başladı. Bunlar en yakın adamlarıydı. Madrabaz dediği Alexey Ivanoviçle ile onun kız kardeşi Agrefena Ivanovna yüzünden adam bütün servetini kaybetti. Agrepena Ivanovna hakkında orada neler söylüyorsun? Tuğbay böyle birdenbire haykırırken başını kaldırmış ve beyaz kaşlarını çatmıştı. Hiddetle sözüne devam etti. Sen bana baksana. Hem Agrepena da de ne demek? Ona Agrippina Ivanovna demelisin. Anladın mı? Bir taraftan da Hiyar kekeleyerek söze karıştı. ''Aman kuzum, aman!'' İhtiyar hiç ümit edilmeyecek derecede coşmaya başlamıştı. Haberin yok mu sanki onun için Milonov şiir bile yazmıştı. Sonra şarkı söyler gibi mırıldandı. Bu yanan dün gecesi mumları değil. Sedalı harfleri burnundan söylüyordu sonu, an veya enne biten kelimeleri de Fransızca konuşuyor gibi telaffuz ediyordu. Onun ağzından böyle düzgün sözler dinlemek insanın tuhafına gidiyordu. Mırıldanmaya devam etti. Yanan meşale değil. Yok olmadı gene. Böyle de değil. Ha buldum buldum. Ne putların yıkılıp gitmesi ne erguvan çiçekler, ne somaki mermer. Onlara zayıf vermez. Bir tek, bak bunu bizim için söylemişler, duyuyor musun? Tek bir emelleri vardır yüce. Hoş, büyük, güzel bir emel. Kalplerinin aşkla yanması. İşte bunu bizim için söylemişlerdi vaktiyle. Anladın mı? Adam sen de Agrepena. Narkiz küçümsemeyle karışık bir kaygısızlıkla gülerek kendi kendine söylendi. Amma da budala ha. Fakat Tuğbay tekrar dalmıştı ve elinden kayan olta suyun içerisine düşmüştü. 8. Hiyar söylenip duruyordu. Baktıkça işlerimizin berbat gittiğini görüyorum. Balık yeme hiç yanaşmıyor. Baksana. Havada çok sıcak olmaya başladı. Bizim bayı da melankoli sardı. Bebe gitmek zamanı geldi galiba. Belki daha iyi olur. Sözünü bitirdikten sonra Hiyar cebinden ihtiyatla tahta tıpalı teneke bir kutu çıkardı, açıp elinin çukuruna enfiye döktü ve her iki burun deliğiyle birlikte çekti. Böylece zihni açıldıktan sonra inler gibi oh, ''Amma da enfiyah dedi. ''Bu da olmasa keder, kasabet, iliklerime kadar işleyecek. Hey Vasili Fomic, lütfen kalkın. Vakit geldi.'' Tuğbay sıranın üzerinden kalktı. Ben de ki yara sordum. Buradan çok uzak mı oturduğunuz yer? Bay buraya yakın oturuyor. Bir kilometre bile yok. Sonra Tuğbay'a döndüm. Sizinle birlikte gelmeme müsaade eder misiniz? Tuğbay'dan ayrılmak istemiyordum. Tuğbay gözlerini bana çevirerek hususi, vakarlı, nazik, biraz da yapmacık bir tebessümle iltifat etmişti. Başkalarını bilmem ama bu tebessüm bana her defasında pudralı saçları, süslü düğmelerle donanmış Fransız biçimi üniformaları ve umumiyetle 18. asrı hatırlatıyordu. Tuğbay eski tarz bir hareketle ilave etti. Ve çok memnun olurum. Sonra derhal eski halini aldı. Katerina devri şövalyesi onda bir an parlamış ve hemen kaybolmuştu. Narkiz arzumu hayretle karşılamıştı. Fakat ben, onun kulaklıklı kasketle örtülü kafasının gayri memnun sallanışına önem vermeyerek Tuğba'yla birlikte bahçeden çıktım. Piyar, Tuğba'yın koluna girmiş, onu destekliyordu. İhtiyar adamsa, tahta bacak üzerindeymiş gibi hızla yürümekteydi. 9. Belli belirsiz çiğnenmiş bir patiko üzerinden ot kaplamış vadide akça ağaç ormanı arasından yürüyorduk. Güneş yakıcıydı. Yeşil, sık orman içerisinde kuşlar ötüşüp duruyor, çalı kuşları da patikanın hemen kenarından sesleniyorlardı. Mavi kelebekler beyaz ve kırmızı yonca çiçekleri üzerinde sürüyle uçuyordu. Arılar uyku sersemi gibi durgun atlar üstünde uğultuyla dolaşıyorlardı. Hiyar kendini toplamış ve canlanmıştı. Narkiz'den korkardı. Çünkü Narkiz onu daima gözetlerdi. Bana gelince bir yabancıydım ve bunun için Hiyar bana çabuk alışmıştı. Dili çözülmüştü. Bizim bay, diyecek yok, hemen hemen perhizdi. Tek bir yayın balığıyla karın doyurulur mu hiç? Meğer siz, sayın bayım, bir şeycikler lütfedesiniz. Hemen şuracıkta, köşe başındaki meyhanede nefis çörekler vardır. Şayet lütfunuzu daha ileri götürürseniz, sıhhat ve şerefinize bir dublecik içi verir.'' Ömrünüze dua ederim. Hiyara yirmilik verdim. Öpmek için kavramış olduğu elimi zor kurtardım. Avcı olduğumu öğrenince tanıdığı bir subaydan bahsetmeye başladı. Bu subayın İsveç yapısı Mindin'den her markalı ve bakır namlulu tüfeği varmış. Neredeyse bir top gibiymiş. Bir kere patlattım mı ortalık alt üst olurmuş. Bu tüfek Fransızlardan kalmaymış. Hele bir de köpeği varmış. Harika. Hiyar, kendisi de av meraklısıymış. Başpapazla birlikte bıldırcın avlarlarmış. Hatta başpapaz onu işkence edercesine koşturup yorarmış. Kelimeleri uzatarak devam etti. Narkis Semyonovic'e gelince, ona bakılırsa, ben dünyanın en münasebetsiz insanıyım. Ben de şunu arz edeyim ki, kaşlarını bir kara tavuk gibi uzatmış, kendisini mevcut bütün ilimlerin bilgini zannediyor. Bu sırada meyhaneye yaklaşmıştık. Burası avlusu ve kümesi olmayan köhne bir izbeden ibaretti. Sıska bir köpek pencerenin altında yatıyordu. Burnu dibinde bir tavuk eşelenmekteydi. Hiyar Tuğbayı eşikte oturtarak kendisi hemen içeriye daldı. O kendine çörek ve içki almaktayken ben gözümü nedense bana bir muamma gibi görünen Tuğbay'dan bir türlü ayıramıyordum. Bana kalırsa bu adam hayatında mutlaka olağanüstü bir hadise geçirmişti. Tuğba ise beni hiç görmüyormuş gibi davranıyordu. Kamburunu çıkararak eşikte oturmuş ve dostumun bahçesinden koparmış olduğu birkaç karanfili parmakları arasında çevirmekle meşguldü. Nihayet Hiyar elinde bir dizi çörekle geldi. Kızarmış ve terlemiş yüzü sevinçle karışık hayret ifade etmekteydi. Sanki gayet hoş ve aynı zamanda beklenmedik bir şeyler görmüştü. Tuğba'ya Derhal bir çörek vererek yemesini söyledi. O da aldı, yedi. Yolumuza devam ettik. 10. İçmiş olduğu vodkanın tesiriyle Hiyar, tabiri mahsusla tamamıyla cıvıtmıştı. Tahta bacaklar üzerindeymiş gibi sallanarak hızla yürümekte olan Tuğba'yı teselli etmeye başladı. ''Kuzum, efendiciğim, neden böyle neşesiz duruyor, surat asıyorsunuz? Müsaade buyurunuz, size bir şarkı söyleyeyim derhal neşelenirsiniz. Sonra da bana döndü. Bizim efendi hiç şüphe etmeyin pek şakacıdır. Hem de ya Rabbi ne kadar şakacı bir bilseniz. Dün mesela bir baktım ki bir kadın salın üzerine çıkmış donunu yıkıyor. Şişmanca bir kadın. Bizimki de arkasında durmuş gülmekten katılıyor. Neyse şimdi müsaade buyurun da size tavşan şarkısını söyleyeyim. Bu şarkıyı bilir misiniz? Benim böyle çelimsiz olduğuma bakmayın. Burada şehirde bir çingene kadın vardır. Suratına bakarsanız çirkin mi çirkin. Fakat bir de şarkı söylemeye başladı mı biter bayılırsın. O kadar iyi söyler. Hiyar ıslak ve kırmızı dudaklarını alabildiğini açarak başını yana doğru eğdi. Gözlerini kapadı ve sakalını sallayarak saçmalamaya başladı. Tavşan çalının dibine yatmış, boşuna geziyor avcılar. Sinmiş tavşan nefesini kesmiş, kulaklarını dikmiş dinliyor. Ölümünü bekliyor. Avcılar, ne yaptım ki kızdınız? Yoksa bir zarar mı verdim size? Bazen lahana tarlasına girerim, fakat yediğim tek bir yapraktır. O da sizin değil. Ya. Hiyar gittikçe sesini yükseltmekteydi. Tavşan karanlık ormana kaçtı, avcılara kuyruğunu gösterdi. Kusura bakmayın avcılar, bir de kuyruğuma bakınız. Ben sizin değilim işte. Hiyar şarkı söylemiyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Avcılar akşama kadar gezdiler, tavşanın izini aradılar. Kendi aralarında çene çaldılar, hatta birbirlerine küfrettiler. Tavşan bizim olmadı. Aldattı bizi şaşı gözlü. Hiyar her defasında ilk iki satırı uzatarak söylerken geriye kalan kısmı alabildiğine coşkunca terennüm etmekteydi. Bir taraftan da fiyakalı fiyakalı zıplıyor ve ayaklarını yere vuruyordu. Gırtlağını yırtarcasına bir daha ''Aldattı bizi tavşan!'' dedikten sonra takla attı. İstediği olmuştu birden birdenbire gözleri yaşararak ince bir sesle güldü. Öyle bir kahkaha attı ki kuvveti kesildi, yürüyemez hale geldi ve yere çökerek halsizce dizlerini dövmeye başladı. Morarmış, çarpılmış yüzüne bakarken ona çok acımıştım doğrusu. Gösterdiği başarıdan ilham alan Hiyar çöke kalka oynamaya başladı. Bir taraftan da durmadan nara atıyordu. Çiki 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 aldı, çirdi hey! Sonunda öyle düştü ki burnu toza saplandı. Tubay kahkahalarını bitirerek yoluna devam etti. 11. Çeyrek vers kadar daha yürüdük. Sığ bir derenin kenarında küçük bir köy göründü. Kenarda çatısı yarı yarıya çökmüş tek bacalı küçük bir ev duruyordu. Köyün sahibesi daima Petersburg'da oturmakta olan hususi kalem katiplerinden bir zatın dul karısı Bayan Lomova bu kulübeyi sonradan öğrendiğime göre otursun diye Tuğba'ya vermişti. Bayan Lomova Tuğba'ya aylıkla bağlamıştı. Köyden aptalca bir kızı da yanına hizmetçi olarak vermişti. Bu kız bayanın kendi ifadesine göre insan dilinden pek anlamamakla beraber hiç olmazsa yer süpürmesini ve çorba pişirmesini bilirdi. Evin kapısı önünde Tuğbay bana tekrar Katerina devrine mahsus bir tabırla tebessüm ve iltifat etti. ''Apartmanımıza lütfen şeref vermez misiniz?'' demişti. Apartmana girdik. İçeride her şey fakirce ve çok kirliydi. O derece ki Tuğbay bunun bende bıraktığı fena tesiri yüzümde okuyarak omzunu silkti ve gözlerini kırparak pa öldü Perdri'yi, dedi. Bununla ne demek istediğini anlayamamıştım. Kendisine Fransızca hitap ettiğim zaman hiçbir cevap alamadım. Tuğba'nın evinde en çok iki şeye hayret etmiştim. Birisi, siyah çerçeveli bir camakanın arkasında duran ve subaylana mahsus saint George haçı madalyasıydı. Bunun altına eski yazıyla şu cümle yazılmıştı. Derfelden Çernigov alayından Albay Vasily Guskov tarafından 1794 tarihinde Pırak Muharebesi esnasında hücumda kazanılmıştır. İkincisi de yağlı boya bir kadın portresiydi. Güzel, siyah gözlü, uzunca esmer yüzlü, yüksek taranmış pudralı saçları, şakaklarında ve çenesinde yalancı benler olan, renkli ve yırtmaçlı rob giymiş, mavi dantellerle süslenmiş bir kadındı. 1780 yılları çağına mahsus bir kadın tipiydi bu. Bu portre kötüce yapılmıştı. Fakat orijinaline benzemek bakımından fena olmasa gerekti. Bu çehrede fazla bir hayatiyet ve şüphe götürmeyen bazı vasıflar belliydi. Portrenin yüzü seyirciye hiç bakmıyor, tebessüm de etmiyordu. İnce burnunun hafif çıkıntısında, düzgün, fakat yassı dudaklarında çatık kaşlarının düz çizgisinde hükmetmeyi seven, mağrur ve ateşli bir mizac belirmekteydi. Bu yüzün, bir anda ihtirasla veya hiddetle, birdenbire nasıl tutuşabileceğini göz önüne getirebilmek için fazla bir gayret sarf etmeye hiç lüzum yoktu. Portrenin tam altında, uzak bir komodin üzerine konmuş kalınca bir cam kavanoz içerisinde, kır çiçeklerinden yarı solmuş bir demet durmaktaydı. Tuğbay, komodine yaklaşarak, getirmiş olduğu karanfilleri kavanoza koydu ve elini portreye doğru kaldırarak bana döndü. Agrippina Ivanovna Telegina. Kızlık soyadı da Lomova oluyor, dedi. Narkiz'in söylediklerini hatırladım. Adamcağızın bütün servetini kaybetmesine sebep olan bu kadının manalı ve haince yüzünü dikkatimi bir misli daha artırarak incelemeye koyuldum. Saint-Georges nişanını göstererek Tuğba'ya sordum. Görüyorum ki Fırak muharebesine ve hücumuna iştirak etmişsiniz. Her zaman kazanılması güç, o devirde ise binde bir elde edilen bu nişanı kazanmak liyakatini göstermiştiniz. Şu halde Suvorov'u mutlaka hatırlarsınız. Tuğbay düşüncelerini toplar gibi oldu. Biraz sonra cevap verebildi. Aleksandr Vasilievich Suvorov. Evet, elbet hatırımda. Ufak yapılı, canlı bir ihtiyardı. Herkes yerinde sayarken o, öteye beriye koşar dururdu. Tuğbay burada bir kahkaha salıvermişti. Varşova'ya külüstür bir kazak beygiri üzerinde girmişti. Üstü başı elmaslarla süslü olduğu halde, Polonyalılara şöyle diyordu. ''Benim cep saatim yoktur, Petersburg'da unuttum. Yoktur, yoktur.'' Polonyalılarsa ''Vivat, vivat'' diye bağırıyorlardı. Ne acayip insanlardı onlar. Sonra birdenbire değişip sesini yükselterek dışarıya bağırdı. ''Hey, yar! Azıcık baksana şuraya. Çörekler ne oldu? Gurunka nerede? Ona söyle de kıvas getirsin.'' ''Şimdi kuzum efendiciğim, şimdi hemen söylerim.'' Hiyar bir dizi çörek getirip verdikten sonra dışarı çıktı ve paçavralar içerisinde dağınık, perişan bir mahluka yanaştı. Herhalde o aptal kız gurun kavulsa gerekti. Pencerenin camları arkasından fark edebildiğime göre Hiyar, Gurunka'dan ekşi meyve suyu istemeye başladı. Elini huni gibi yapmış, ağzına götürüyor, öteki eliyle de bize doğru işaret ediyordu. 12. Tuğba'yla tekrar konuşmaya teşebbüs ettim. Fakat o anlaşılan yorulmuş inleyerek yatağına oturdu ve sızlanmaya başladı. Ay, kemiklerim aman diyerek çorap bağlarını çözmeye uğraşıyordu. O zaman bir erkekte çorap bağı bulunduğuna hayret etmiştim. Halbuki eskiden gerçekten vardı. Birdenbire düşünememiştim. Tuğbay uzun uzun ağzını açarak esnemeye başladı. Gözlerini de bir türlü benden ayırmıyordu. Küçük çocuklar da böyle esnerler. Zavallı ihtiyar, öyle sanıyorum ki suallerimi bile artık anlayamıyordu. Demek Prag Kalesi'nin fethine iştirak etmişti. O elinde kılıç, Suvorov askerlerinin başında, ha? Başı üzerinde delik deşik olmuş bir sancak. Ayağının altında insan ölüleri. Bu adam mı? Hakikaten o mu? Hayret edilecek şey doğrusu. Bu adamın başından daha da olağanüstü hadiselerin gelip geçtiğine inancım vardı. Bu sırada Hiyar, teneke bir kap içerisinde kıvas getirmişti. Tuvay, iştahla içmeye başladı. Elleri titrediği için Hiyar, kabı destekliyordu. İhtiyar, dişsiz ağzını iki eliyle dikkatle sildi. Tekrar gözlerini bana dikerek dudaklarını oynattı, şapırdattı. Ben, meseleyi sezerek, selam verip odadan çıktım. Hiyar arkamdan geldi. Şimdi uyur, dedi. Bugün çok yoruldu. Mezarlığa da gitmişti. Kimin mezarına? Agrefona Ivanovna'nın mezarını ziyaret etti. Buradaki lise mezarlığına gömülüdür. Beş kilometre kadar ötede. Vasily Fomich her hafta mezarı mutlaka ziyaret eder. Zaten kadını oraya gömdüren de kendisidir. Mezarı, parmaklığını kendi hesabına yaptırdı. Öleli çok oldu mu? Eh, yirmi sene var. Bu bayan dostu veya tanıdığı mı? Bütün hayatını onunla beraber geçirmişti. Ben o hanımı tanımazdım. Fakat aralarında münasebet olduğunu söylerler. İşte böyle. Başımı çevirdiğimi görünce papaz birden telaşlandı. Bana bir kadehcik içki için bir şey lütfetmez misiniz? Fakirhaneye gidip yorgan altına girmem zamanı geldi. Hiyara daha fazla bir şey sormaya lüzum görmedim. Yirmi beşlik bir mangır daha vererek eve döndüm. 13. Evde bazı bilgiler dinmek için Narkiz'e müracaat ettim. Önceden tahmin ettiğim gibi biraz nazlandı, kuruldu ve böyle boş şeylerin beni ilgilendirdiğine hayret ettikten sonra bildiklerini anlatmaya başladı. Ondan dinlediklerim şunlardır. Vasili Fomic Guskov, Lehistan katliamından biraz sonra Agrafena Ivanovna Telegina ile Moskova'da tanışmıştı. Kocası, umumi valilikte bir memurdu. Vasili Fomich de bu sıralarda izinliydi. İşte o zaman kadına aşık olmuş. Fakat daha tekahüt edilmemişti. Bekar, kırk yaşlarında serveti olan bir adamdı. Agrafena Ivanovna'nın kocası tam bu sıralarda ölmüştü. Kocasının ölümünden sonra çocuksuz, fakir ve borç içerisinde kalmıştı. Vasili Fomich kadının vaziyetini öğrenince faal hizmetinden istifa etti ve kendisine tekaüt olduğu sırada Tuğbay rütbesi verilmişti. Sonra sevdiği dul kadını arayıp buldu. Kadın o zaman 25 yaşındaydı. Kadının borçlarını ödedi, rehindeki emlakini kurtardı. Sonra da bir daha ayrılmadı. Onun evine yerleşti. Kadın seviyor gibiydi. Fakat evlenmek istemiyordu. Narkiz hikayeyi böylece anlatırken şunu da ilave etti. Acayip bir kadındı rahmetli. Hürriyetin kendisi için her şeyden üstün olduğunu söylerdi. Bu hürriyetten de her hususta istifade ederdi doğrusu. Adam bir karınca gibi bütün parasını kadına taşıdı durdu. Ne çare ki Agrepene İvanovna'nın tuhaflıkları bazen haddi hududu da aşardı. Serkeş bir tabiatı, küstahça hareketleri vardı. Günün birinde hizmetçi çocuğunu merdivenlerden yuvarlamış, İki kaburga kemiğiyle bacağını kırmıştı. Yaptığından korkan Agrefen Ivanovna çocuğun taban arasına kapatılmasını emretmişti. Kendisi de bir yere çıkmamış, anahtarı da kimseye vermemişti. Bir gün taban arasından gelen iniltiler kesildi. Kazak çocuğunu gizlice götürüp gömmüşlerdi. Burada Narkiz sesini alçalttı. Eğer bu hadise İmparatoriçe Katerina zamanında olsaydı, Belki iş örtbas olur giderdi. O zamanlar bunun gibi daha nice işler mahkeme dosyalarında kalmıştı. Fakat Narkiz tekrar sesini yükseltti ve doğruldu. Bu sırada adil bir hükümdar, Çar Alexander tahta çıkmıştı. Tanrı onu takdis etsin. Mesele yeniden alevlenmişti. Bir tahkik heyeti geldi. Cesedi mezardan çıkardılar. Üzerinde bereler gördüler. Bütün ev altüst olmuştu. Sonra ne tahmin edersiniz? Vasili Fomiç, bütün suçu kendi üzerine almasın mı? Buna sebep, benim demişti, Onun itip düşüren benim, tavan arasına da gene ben kapattım, demez mi? Eh, bundan sonra ne kadar mahkeme üyesi, memuru varsa, polisler de dahil olmak üzere hep onun üzerine yüklenip durdular. Böylece cebindeki son meteliğe kadar, neyi varsa gitti. Adamın kapısını o dereceye kadar aşındırıp usandırmışlardı. Memleketimizi istila etmiş olan Fransızlar bile bu kadar hırpalanmamıştı. Adam Adamcağızı soyup soğana çevirdikten sonra nihayet yakasını bıraktılar. Vasili Fomich bu suretle Agrepana Ivanovna'yı emniyet ve selamete kavuşturmuştu. Yani onu kurtarmıştı. Bundan sonra kadın ölünceye kadar Tuğbay evinde oturdu. Söylendiğine bakılırsa Kadın onu çok hor kullanırdı. Mesela vergi toplamak için onu Moskova'dan köye yaya göndermişti. Gene Agrepena yüzünden Tuğbay, İngiliz lordu Guzeguz'la kılıç düellosuna çıkmıştı. Lord ona tarziye vermeye mecbur kalmıştı. Neyse, işte bu hadiselerden sonra adam günden güne düşmeye başladı. Şimdi ise onu insanlar arasında adam sayamayız. Yeniden sualler sordum. Peki Tuğba'yı madrabaz dediği ve kendisini iflas ettiren şu Alexey Ivanoviç kim? Agrepen Ivanovna'nın kardeşi. Çok açık göz bir adamdı. Adeta bir tepeci gibiydi. Kız kardeşine bile faizle para veriyor, Vasily Fom için de kefil olmasını istiyordu. Belasını buldu nihayet. Ya şu adam soyan Feodulya Ivanovna kimdi? O da kız kardeşi. Yaman şeydi doğrusu. Tam bir baş belası. 15. Ertesi gün tekrar Tuğba'yın evine doğru giderken kendi kendime işte Berter ortaya çıktı dedim. O zaman henüz çok gençtim. Bunun içinde aşka inanmamayı neredeyse bir vazife sayıyordum. Bununla beraber dinlediğim hikaye beni hayret ve merak içinde bırakmıştı. Bu sebeple ihtiyar adamı yeniden tahrik ederek konuşturmak, söyletmek arzusuna kapılmıştım. Şöyle düşünüyordum. İlk önce ona Suvorov'u hatırlatmalıyım. İçinde şüphesiz eski ateşten bir kıvılcım kalmıştır. Biraz sonra da onu iyice coşturarak sözü tekrar şu Agrefena Ivanovna meselesine getiririm. Bir Charlotte olan bu kadın için Agrefena acayip bir isim olsa gerek. Werther'e benzettiğim Guskov'u evden biraz ötede, küçücük bir bostan içinde, hiç tamir görmemiş kulübenin ısırganlar bitmiş kenarında buldum.'' yosun tutmuş direkler altında boyuna ayakları kayan ve kanat çırpan hindi yavruları koşuşuyorlardı. Birkaç tümsek üzerinde sıska bazı otlar filizlenmişti. Tuğbay, biraz önce yerden çekip çıkarmış olduğu körpe avucu temizlemek maksadıyla elbisesinin koltuğu altından geçirdi ve sonra ince ucundan ısırarak yemeye başladı. Selam verip keyfini sordum. Tuğbay, beni herhalde birdenbire tanıyamamıştı. Bununla beraber Selamma mukabele etti. Yani elini kasketine kadar götürdü, bir taraftan da havucu çiğnemeye devam ediyordu. Bugün balık avlamaya gitmediniz mi? dedim. Bunu söylemekle ona dünkü konuşmamızı ve kendimi hatırlatmak istemiştim. Bugün mü? dedi ve düşünceye daldı. Fakat asıl balık avcısı şu hiyardır. Bana da arada bir müsaade ediyorlar. Ağzına götürmüş olduğu havuç gittikçe kısalmaktaydı. ''Elbet, elbet, çok sayın Vasili Fomiç. Demek istediğim o değil. Güneşte duruyorsunuz. Fazla sıcak değil mi dersiniz?'' Tuğbay'ın üzerinde kalın pamuklu sabahlık vardı. ''Aha, evet. Sıcak mı acaba?'' dedi. Hayret etmiş gibi dalgın dalgın yukarıya baktı. Havucu da nihayet yuttu. Sonra ansızın ''Lütfen, bizim apartmana girmez misiniz?'' dedi. Zaballı ihtiyarın hafızasında kalan tek cümle anlaşılan buydu.'' Bostandan çıktık. Fakat birdenbire gayri ihtiyariyi durakladım. Bizimle ev arasında kocaman bir boğa duruyordu. Başını yerlere kadar eğmiş, gözleri hırsla dönüyor, ağır ağır ve kuvvetle soluyordu. Ön ayağını bükerek ucu çatal tırnağıyla tozları yükseklere savuruyor, kuyruğuyla yanlarını kamçılıyordu. Sonra birdenbire gerileyerek tüm boynunu durmamasına sallıyor, alçak sesle, hem acı hem de korkunç bir sesle böğürüyordu. Ben doğrusu şaşırdım. Fakat Vasili Fomich sükunetle ileri çıktı ve sert sert söylendi. ''Hey, seni köy mahluku seni!'' diyerek mendilini salladı. Boğa tekrar geriledi, boynuzlarını indirdi, birdenbire yan tarafa atılarak kaçtı. Başını sağa sola sallamaya devam ederek gitti. Kendi kendime, ''Evet, bu adam hakikaten Pırak Kalesi'ne hücum etmiş bir adam.'' dedim. Odaya girmiştik. Tuğbay, terlemiş saçlarını kapatmakta olan kasketini çıkardı. Bir sandalyenin kenarına ilişerek öf diye seslendi ve daldı. Ben diplomatça bir giriş yaptım. Vasili Fomich, size uğramakta esas maksadım. Yani nasıl diyeyim, siz büyük komutan Suvorov'un mahiyetinde bulundunuz. Yani şey, çok büyük işlere iştirak ettiniz. Biraz tafsilat lütfetmez misiniz? Merak ettim. Tübay gözlerini üzerime dikti. Yüzünde acayip bir canlılık belirdi. Ben hikaye olmasa bile, hiç olmazsa birkaç samimi, cesaret verici kelime bekliyordum. Halbuki o hafif bir sesle "Efendim, belli ki ben yakında öleceğim." dedi. Şaşırıp kalmıştım. Yok canım. Vasili Fomich. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Dedim. Tuğbay birdenbire bir çocuk gibi elini kolunu sallamaya başladı. Ha, bakınız neden bayım. Ben Allah rahmet eylesin. Agrippina Ivanovna'yı sık sık rüyamda görürüm. Fakat onu hiçbir zaman yakalayamam. Arkasından koşarım, bir türlü tutamam. Geçen gece onu tekrar gördüm. Önümde bana yarı dönük duruyor ve gülüyordu. Birdenbire üzerine atladım ve nihayet yakaladım. O zaman bana dönerek dedi ki, ''Bak Vasinka, nihayet beni tutabildin.'' ''Peki Vasili Fomich, bundan siz nasıl bir mana çıkarıyorsunuz?'' ''Şu manayı çıkarıyorum. Onunla birleşeceğiz. Tanrı'ya hamdolsun. Ulu Tanrı'ya.'' asırlar boyunca hamd ve şükürler olsun. Hamd olsun. Amin. İstavros çıkardı. Ağzından başka tek bir kelime koparamadım. Sonra kalkıp gittim. 15. Ertesi gün beklemekte olduğum dostum ve evin sahibi nihayet geldi. Ona Tuğbay'dan, yaptığım ziyaretlerden bahsettim. Ya öyle mi? Ben onun macerasını biliyorum.'' dedi. Sonra anlatmaya başladı. Bayan Lomova'yı da iyi tanırım. Tuğbay onun sayesinde buraya sığınabilmiştir. Ha, Tuğbay'ın o kadına yazmış olduğu mektup da bende olsa gerek. Bayan Lomova mektubu aldıktan sonra bu köşeciyi ona lütfetti. Dostum kağıtları karıştırarak gerçekten mektubu bulup çıkardı. Ben de bu mektubu kelimesi kelimesine buraya alıyorum. Yalnız bazı imla hatalarını düzelttim. Tuğbay o devrin birçok adamları gibi bazı harf ve imla hataları yapmıştı. Bu hataları bırakmama lüzum yoktur. Mektup, o devrin lisan ve üslubunu kafi derecede ve iyi bir şekilde ifade etmektedir. İşte mektup. Sayın Bayan Raisa Pavlona, benim dostum ve sizin de teyzeniz hanımefendinin vefatından sonra size iki defa mektup yazmak saadetine nail olmuştum. Birisini biraz İran ve ikincisini de 6 Temmuz 1815 tarihinde takdim etmiştim. Teyzen ise aynı yılda Mayıs ayının 6. günü vefat etmişti. Bu mektuplarımda ruhumu, kalbimi ve hislerimi size açmıştım. Kalbim ve ruhum öldürücü bir hakaretin tesiri altında sıkışıp ezilmişti ve ümid ederim ki mektubum derin ve merhamete değer kederimi ifade edebilmiştir. Her iki mektubumu da devlet postasıyla ve taahhütlü olarak takdim etmiş olduğundan Elinize vardığına ve tarafınızdan okunmuş olduğuna şüphem yoktur. Mektubumdaki açık samimiyetime güvenerek sizden lütuf ve merhamet göreceğimi ummuştum. Fakat merhamet hislerinizi ben zavallıdan nedense esirgemiştiniz. Biricik dostum Agrippina Ivanovna'dan sonra çok sefil, çok perişan bir vaziyete düşmüş, bütün ümidimi merhumenin tabiriyle sizin asaletinize bağlamıştım. Merhume, Ömrünün hitam bulduğunu hissetmiş olduğu hengamda bana daima hatırımda yerleşip kalan şu son sözleri söylemişti. Dostum, ben bir yılanım ve senin felaketine sebep de benim. Benim için ne fedakarlıklar yapmış olduğunu da bilir ve takdir ederim. Ne çare ki seni çok fena ve hakikaten çıplak bir halde bırakıp gidiyorum. Ben öldükten sonra Raisa Pavlonna'ya müracaat et, ondan yardım dile ona yalvar. Onun kalbi hassastır, kendisine itimadım vardır. Seni öksüz bırakmaz. Sayın bayan, Tanrı şahidim olsun ki bütün bu söylediklerim onun söyledikleridir ve ben onun diliyle konuşuyorum. Sizin meziyetlerinize, iyi halinize güvenerek ilk önce büyük bir samimiyetle, açık kalplilikle yazılmış mektuplarımı size gönderdim. Ne çare ki uzun intizarıma rağmen sizden cevap alamayınca İyi kalbinizin beni yardımsız bıraktığına inanmak mecburiyetinde kaldım. Gösterdiğiniz bu ilgisizlik beni hakikaten karanlık bir kötümserliğe ve ümitsizliğe sevk etti. Ve bahtsız bendeniz nereye ve kime başvuracağımı bilemedim. Zihnim karışmış, ruhum boşanmış, perişan olmaya yüz tutmuştum. Bu sırada felek bana merhametsiz bir darbe indirmişti. Nedense hatırıma teyzeniz merhume Agrippina Ivanovna'nın da öz kız kardeşi Feodulya Ivanovna gelmişti. Öz kardeşi. Fakat yazık ki hiç de onun gibi bir kalbi olmayan bir kadın. 20 seneden beri bütün Lomov ailesine çok sadık hislerle bağlanmış olduğumu düşündüm. Bilhassa Feodulya Ivanovna'ya karşı beslemekte olduğum hisleri düşündüm. Bana daima ailemizin veli nimeti Agrippina Ivanovna'ya da kalbimin içi derdi. Keder ve elemle doluğu, Uykusuz geçen gecelerin karanlığında ah çekerek kendi kendime şöyle düşünüyordum. Eh, olan olmuştur. Kısmet neyse o da olacaktır. Feodulya Ivanovna'ya bir mektupla müracaat ettim. Ondan son lokmayı benimle bölüşeceğine dair cevap ve teminat aldım. Bundan ümitlenerek nem varsa toplayıp Feodulya Ivanovna'ya gittim. Götürmüş olduğum hediyeler 500 rubleden fazla kıymetteydi ve kendilerince büyük bir memnuniyetle kabul edilmişti. Kendi idarem için getirmiş olduğum paraları da Feodulya Ivanovna saklamak bahanesiyle almıştı. Agrippina Ivanovna'nın hatırasına hürmeten sesimi çıkarmamıştım. Şimdi sayın bayan nasıl bir itimat duygusuyla bunu yapmış olduğumu bana sorarsanız buna tek bir cevap verebilirim. O evvela Agrippina Ivanovna'nın hemşiresiydi. Sonra da Lomov ailesindendi. Lakin ne yazık ki bu paralar kısa bir zamanda elimden çıkmış oldu. Son lokmayı benimle bölüşeceğini söyleyen Feodulya Ivanovna'ya karşı beslediğim ümit ve itimat boşuna gitti. Feodulya Ivanovna benim paramla kendine çeki düzen verdi. Mesela onun isim günü olan 5 Şubat'ta ona Beher arşını 5 rubleden 50 ruble değerinde yeşil bir Fransız kumaşı takdim etmiştim. Bütün bana vaat edilmiş olanlardan da kendim yalnız bir yeleklik, beş ruble değerinde bir kumaş parçasıyla bir boyun atkısı almıştım. Bu hediyeler de benim bildiğim gene benim paramla ve gözümün önünde alınmışlardı. İşte Feodulya Ivanovna'nın bana gösterdiği lütuf bundan ibaretti. Son lokma dediği herhalde buymuş. Ve daha sonraları Feodulya Ivanovna'nın bana karşı beslediği kötü niyetleri bütün çıplaklığıyla anlamak imkanını buldum. Haddi aşan masraflarını da görüp anlayabilmiştim. Hele Feodulya Ivanovna'nın sevdiği bonbonlara, yemişlere pek fazla para gidiyordu. Bunları size söyleyişimin sebebi, artık ölülere karışmış Feodulya Ivanovna'yı lekelemek için değildir. O, Tanrı'nın huzurundadır ve mahkemeye çekilmiştir elbet. Ondan çektiklerim kalbimden silinip gitmiştir. Dindar bir Hristiyan olduğum için onu çoktan affettim.'' Tanrı da onu af buyursun. Fakat Sayın Bayan Raisa Pavlovna, ailenizin sadık, dürüst bir dostu olduğum için beni kabahatli mi bulacaksınız? Agrippina Ivanovna'yı böyle büyük ve sönmez bir aşkla sevdiğim, uğruna hayatımı, şerefimi ve bütün servetimi feda ettiğim için suçlu muyum? Tamamıyla onun iradesi ve hükmü altına girmiş, artık ne kendimi ne de servetimi idare edememiştim.'' Bunları Agrippina Ivanovna kendi bildiği gibi idare ve sarf ediyordu. Gene malumunuzdur ki Agrippina Ivanovna ile hizmetçisi arasında geçmiş olan hadise yüzünden hiç günahım yokken mahkemeye düştüm ve ölümden daha beter hakaretlere maruz kaldım. Onun vefatından sonra bu işi senatoya havale ettim ve 6. daireye naklettirdim. Mesele hala da halledilmiş değildir. Beni suç ortağı olmakla itham ettiler kepalete bağlandım. Bugüne kadar cinayet mahkemesince sanığım. Rütbe, unvan ve yaşımla bu şerefsizliğe tahammül edemiyorum. Beni teselli eden tek bir şey vardır. Bütün bunları Agrippina Ivanovna'nın hatırı ve ölümünden sonra da onun ölmeyen aşkı için çekiyorum. Hıstıraplara katlanıyorum. Bu da sönmeyen aşkımın ona beslediğim candan minnettarlığın bir eseri ve delilidir.'' Size yazmış olduğum ve yukarıda sözü geçen mektuplarımda Agrippina Ivanovna için tertiplenen cenaze merasiminden de bahsetmiş ve tafsilat vermiştim. Nasıl bir cenaze töreni yapmıştık bilsiniz. Ona karşı duymakta olduğum dostluk ve aşk hissiyle bütün servetimi israf ettim. Bu tören ayrıca kırkıncı gün toplantısı. Altı hafta süren dua okuma devresi, bana tam 750 rubleye mal olmuştu ki buna mezar taşı için verdiğim 50 ruble avans dahil değildir. Bir de kiliseye yatırdığım 150 ruble vardır. Sayın bayan, iyiliksever kalbiniz, ümitsizliğe düşmüş ve ıstırap içerisinde kıvranmakta olan zavallı bendenizin feryadını işitsin. Benim gibi mahvolmuş bir adama ancak sizin insani hisleriniz ve merhametiniz yeniden hayat verebilir. Ben, Yaşıyorum ama ruhumun ve kalbimin duyduğu acılar yüzünden ölü sayılırım. Eskiden ne olduğumu, bugünse ne hale düştüğümü hatırlayınca, bunu düşününce ölmüş olduğumu anlıyorum. Vaktiyle bir muharip, hakiki bir Rus'tum. Bütün sadakatimle vatana hizmet ettim. Hakiki bir vatan evladı gibi çalıştım. Yüksek bir nişanla taltip edildim. Menşeimle, umvanımla mütenasip servetim de vardı.'' Bugünse bir lokma ekmek için belimi yedi büklüm yapmaktayım. Nasıl bir sevgili kaybettiğimi de düşündükçe kendimi bir kat daha mahvolmuş görüyorum. Hayatım bundan sonra benim için ne kıymeti var? Fakat mukadderatı yenemeyiz. Toprağı açıp içerisindekini alamayız. Toprak aldığını geri vermez. İşte bunun için ey hayırsever mahluk sana müracaat ediyorum. Halk arasında dolaşan dedikoduları sustur, kendini herkesin itham edici nazarından kurtar. Hudutsuz sadakatim yüzünden çatısız kaldım demesinler. Bana lütfederek herkese hayretler içerisinde bırak, kötü ve kıskanç dilleri seni övüp göklere çıkarmaya mecbur et, onların dillerini tersine çevir, senin faziletini söyleyip dursunlar. Ve şunu da acizane arz edeyim ki, Mezarda yatan Aziz teyzen Agrippine Ivanovna'nın ruhunu şad ve teselli et. O da senin güzel yardımın ve günahkar bendenizin de yanık duaları hürmetine takdis edici ellerini senin üzerine gersin. Kendisi için daha başka bir mukadderat beklerken bu hallere düşen ve yapa yalnız kalmış bir ihtiyarı hayat güneşinin battığı bir hengamda teskin ve teselli et. Hal böyle, sayın bayan sadık hizmetkarınız olduğumu beyanla, derin saygılarımı arz etmekle bahtiyarım. Vasily Guzkov Tuğbay ve Saint George nişanı hamili 16. Birkaç sene sonra dostumun malikanesini ve bu köyü tekrar ziyaret etmiştim. Vasily Fomich çoktan dünyadan göçmüştü. Kendisiyle tanıştığım günlerden biraz sonra ölmüştü. Hiyar henüz yaşıyordu. Beni Agrepena Ivanovna'nın mezarına götürdü. Üzerinde muhteşem ve uzunca bir kitabe taşıyan levhayla mezar taşını demir parmaklık çevreliyordu. Ve hemen onun yanında, merhumenin ayağı ucunda, üzerine yan yatmış bir haç dikili, küçük bir toprak yığını görünüyordu. Tanrı kulu, Tuğbay ve Saint George nişanı hamili, Vasili Gaskov bu toprak yığını altında yatıyordu. Onun naçiz vücudu nihayet bu kadar hudutsuz ve ölmez bir aşkla sevdiği kadının yanında kendine bir sığınak bulmuştu. 1867 Son.